Tarikatlar neden farklı isimler taşımaktadır? Kıymetli kardeşler, bunun sebebi daha çok her meşrebin ön plana çıkmış olduğu, önem vermiş olduğu mefhuma göre şekilleniyor. Mesela bir misal verecek olursak, 40 günlük bir halvet yapmak şeklindeki ameliyeyi esas almış olan halvetiye kendisini böyle bir isimle isimlendirmiş. Çünkü orada halvet daha çok ön plana çıkıyor ve nefsi terbiye etmek, ahlakı tehdip etmeyi halvet düsturuyla elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla kendilerine bu sebeple halvetiye denmiş. Ha, halvetiye tarikatında diğer tarikatlarda bulunan amellerin, tatbiklerin hiçbirisi yoktur manasına gelmiyor. İfade ettiğim gibi daha çok ön plana çıktığı mefhumla isimleniyorlar. Bunun tam tersi olarak celvetiye tarikatı mesela halkla bütünleşmek, halkın içinde olmak, halkın içinde beraberken, insanlarla beraberken hak ile olmak şeklindeki düsturu benimsediklerinden dolayı onlara da celvetiye denmiş. Bu gibi sebepleri zikredebiliriz. Dolayısıyla her tarikatın ya tarikatın müessisi olan ki Nakşibendiye gibi Bahauddin Nakşibend Kuddisesi Ruhu Hazretlerine tabiiyeti sebebiyle Nakşibendiler diye isimlendirilmiş. Ya tarikatın müessisi sebebiyle bir isim almıştır veyahut da tarikatta daha çok ön plana çıkmış olan bir mefhum, bir amel sebebiyle isimlendirilmiştir. Bu sebeple tarikatlar farklı isimler taşımaktadır. Allahümme salli ala